yönetim oluşturarak bu Türk Dünyası Akademisi'nin tıpkı bizim hazırladığımız gibi yönetmeliklerini hazırlayabilirler, çalışma şartlarını oluşturabilirler. Bunun arkasından da önümüzdeki yıl, 2011 yılı, Türk dünyasının bağımsızlığını özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın bağımsızlıklarını kazanmalarının 20. yıl dönümü. Bu 20. yıl dönümüyle alakalı olarak devlet başkanları zirvesinde bir takım prensip kararlar alındı. Bu 20. yılın büyük kutlamalar çerçevesi içinde gerçekleştirilmesi benimsendi. Bunun elbette bir eğlence boyutu var, kültür boyutu var. Ama bunun bir akademik ve bilimsel, ilmi boyutu da olması lazım. Bu ilmi boyutu da benim kanaatime göre Türk Akademisi yönetmelidir. Ve mesela bu 20. yıl için Türk dünyasının çok önemli 20 eseri yahut 50 eseri, 20. yıl olduğu için 20 diyorum, 20 eseri seçilip bunların her birisi ülke dillerinde yayınlanabilir. Ne olabilir bunlar? Dede Korkut olabilir. Divan-ı Lügat-ı Türk olabilir. Yani Türk dünyasının en önemli müşterek eserleri olabilir. Köroğlu olabilir. Bunlar seçilir. O kadar önemli değil. Bu eserler ortak bir kapak içinde, ortak bir ebatta 20. yıl anısına yayınlanabilirler. Ben Türk Dünyası Akademisi içinde, genel sekreterlik bünyesi içinde bir fon oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bu fon kendisine gelecek projelere bağlı olarak Türk Dünyası bilim adamlarını destekler ve Türk Dünyası'nın bu temel eserlerinin yayınlanmasına öncülük eder. Bana göre bu akademinin görevlerinden bir tanesi de Türk dünyasına yönelik ödüller ihdas etmesi olmalıdır. Yani her yıl Nobel gibi, başka büyük akademiler gibi, başka büyük ilmi çalışmalar gibi Türk dünyasına yönelik bilim ödülleri, sanat ödülleri ve kültür ödülleri ihdas edilir. Ve bunlar hakikaten tarafsız bir biçimde, birinci sene içinde dünyanın dikkatini çekecek nitelikte olmayabilir ama 10 yıl sonra eminim dünyanın dikkatini çekecek nitelikte örnekler olacaktır bunlar. Şimdilik bu tekliflerimi arz ediyorum. Teşekkür ederim.